Şimdi tabi bu sene Survivor 11 ay er yarışmacıyla başladı. Son senelerde hep 12 yarışmacıyla başlıyordu. Hatta üzerine birkaç yarışmacı daha ekleniyordu. Yani 11 olunca zaten Acun abi de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ne dedi? Yedek yarışmacılar yakında içeri girecek dedi. İşte o anlar geliyor. Bu arada Survivor'da ilk bir ay boyunca yedekler girecek. Ve bu hafta içerisinde yedek yarışmacılar girmeye başlayacak. Bundan not olarak hatırlatalım. Tabii ki şimdi İki soru bizi bekliyor ve iki cevap bizi bekliyor. Bir, kim birinci olacak? İki, kim gidecek? Yedek yarışmacılar. Yedekler. Yedek olarak gelmenin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Sana sorayım. Evet. Şimdi yedek olarak gelmek bence biraz dezavantaj. Hı hı. Çünkü oraya adapte olamıyorsun. Ayrıca sen heyecanını tam yaşayamıyorsun. Çünkü senin jeneriğin yok. Sen oraya gelip böyle dumanlar puf diye çıkıp işte ben evrim işte Survivor evrim geçirmeye geldim. Mert Ocal işte Gördük ilk gün ağlamaktan evrim geçirmek. Onları söyleyemiyorsun anladın mı? Onun heyecanını yaşayamıyorsun. O ses Türkiye'ye çıkan ilk Survivor <laughs> 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 yarışmacısıydı ya öyle diyeyim sana. Gerçekten e, Acun Bey'e e, çok teşekkür ediyorum. Hani onun yapmış olduğu bana çok güzel bir jestti o aslında. Çok Sağolsun. Tanıtım he. tanıtım. Evet o çünkü tanıt bir de şey yedek gelen. Tanıtım falan değil. Hayır ben ya. Direkt o sesleyken tamam, direkt tamam. Evrim'e 3 dakika. Evrim'in 3 dakikalık ağlamayı biliyorsun Çok açım ne olur diye çay ve kahve içeyim. İnsan içi. gibi çok... bir çay veren i̇çimiz, yok mu? İçimiz ezildi ya gerçekten. Üzüldürüm ben mü mesela? Evrim'e bir pozitif enerjiyle başladım. Evet. Sonra işte en son geldiğim nokta 4 ay sonra altınlarımı teslim ettim Evrim'e. Sağ değil mi? abi. Şimdi Teşekkür burada beraberiz bak nereden nereye. Evet devam edelim. Onun dışında işte o heyecanı yaşayamadığı için tam adapte olamıyor. Hı hı. E, takım tam bölünmüş, yavaş yavaş insanlar birbirini tanımış, bağ kurmuşken takıma dışarıdan geldiğinde iki grup da eğer gruplaşma varsa ha bu bize gelirse ilk bunu eleriz ya da ilk bunu gözden çıkartabiliriz moduna giriliyor. Şey olmuyor mu peki sence? Mesela bizim takımda ya da olmuştu rakip mesela biri geldi. Yani şöyle oluyor kim gelecek inşallah Ve geliyor enerji böyle tatlı pozitif Berkan mesela dinamik diyorsun ki ah tamam eksik olan şey ne derler tamamlandı Geldi. ya da öyle de olabiliyor ya mesela da, nereye atıyorum. hangi takıma hangi şekilde gittiğin öyle Kesinlikle önemli. ya da işte takımda 2 3 tane kız var iyi e, performanslılar takımı götürüyorlar kafaları rahat biz işte birleşmeye kadar elenmeyiz. Bir tane kız geliyor oraya performansları en az o kızlar kadar iyi. Bir yanda ne oluyor? Takımın erkekleri enerji ve Enerji de biraz yüksekse eğer. Evet enerji de yüksekse. Hemen gelirler abi. Ondan sonra diğer takım biraz gerilmeye başlıyor. Acaba bir eleme potası olduğunda e, ne güzel yazacağımız kişi varken yeni gelen kişi elenmeyecek. Performansı çok iyi. Ya biz yanlışlıkla elenirsek? Hı hı. Onun için hep bir içeride e, soğuk savaş oluyor. Peki Mert bir şey soracağım. Sen diyelim ki Gönüllüler takımının kaptanısın. Ve Acun abi dedi ki ne tarz bir yarışmacı istersin dedi bu takıma. Bu seneki şimdiki şu, şu anki takıma. Bir, ya da izleyici olarak Mert'e sordu Acun abi. Dedi ki Mert dedi buraya sence nasıl bir yarışmacı olmalı? Gönüllüler takımın nesi eksik dedi. Nasıl bir yarışmacı lazım buraya sence? Abi bir kere Gönüllüler takımında kadın yarışmacı eksik. Yani tamam... Ayşe iyi, ee, Sancakaydı hani iyi sayılır, iyi iye gidiyor. Ama mesela Aleyna, Sena, e... Hanzade. Hanzade, Hanzade mesela üç, Steven. Bak, Steven. bir tane yani bir tane kadın ya da bir tane erkek olsa bir takımda performans kötü olan bir şekilde telafi edersin. Ama istenileni veremeyen üç tane kadın, e, sakatlanmış bir erkek, daha büyük beklentiler içerisinde e, olan hani Emin Steven, Yunus Emre. Bence gönüller takımın baya bir reviz olması lazım ya. Baya bir reviz olması lazım. Neydi bizim genel skorumuz? Kaç tane oyunda yenildiler? Şöyle diyeyim. E i̇ki, i̇ki tane oyun kazanabilirler. Yani yedi, yedi oyunda, yedi oyunda beş önlü, i̇ki, oyun. evet. iki gönüllü kazanıyor. Evet. Evet. Aynı söylediğim şey geliyor zaten. Gönüller takımının baştan aşağı bir check-up'a girmesi lazım. Ki bir de onlara Acun abi şöyle bir fırsat verdi. Dedi ki tamam dedi karşı takımı birini gönderin dedi. Kimi evet. istiyorsanız. Evet. Onlar da kendilerince en zayıf gördükleri bir de bir yarışmacıyı da e, gemiden attılar. Hani tabiri caizse. Anladın mı? Bu dediler zayıf halka evet. bunu da atıyoruz dediler. Ona Dorayı rağmen da psikolojik olarak düşürdüler. Ona rağmen hiç şey evet, şu yani. An Dora Şimdi Dora'dan, Doradan oyun kazanmasını beklemeyin ya da çok üst düzey bir performans beklemeyin. Bütün takım yani takımın yarısı adamın adını yazdı. O da psikolojik olarak şu anda takımdan kopuk hissediyor Ama Dora kendisi. eğer 2-3 oyun kazanırsa acayip bir şekilde e, varlığını hissettirecek ve diğerleri bir an önce Dora ile birlikte barışmaya gidecek. Bak ben Dorayı dediğim gibi spordan tanıyorum. Hı hı. Aynı salonda çalışıyoruz. E, ben e, şu şu hafta seyrettiğim Dora benim tanıdığım Doray ile hayal kırıklığı. Yani hmm. ben ondan daha sporcu, daha parkurda böyle e, kendini yırtabilip daha fazlasını yapan birini bekliyordum. Evet. Ama bu hafta onun için bende hayal kırıklığı Özgüvenlik oldu. Kırıklığı Çünkü o, o psikolojik etkilendi. Bak gerçekten şu an ailesi de demiştir ki yani uğurtam bu değil ya demiştir yani Bak, Adı eminim. yazıldı. Abi. mesela biz birey hakkında konuşmuyoruz. Bu bizim aslında hani bilerek yaptığımız bir şey değil karşı takımda şu an gönüllü takımındaki kişi hiç kendinden bahsettiremiyor. Kim o sizce? Nerede? Bir daha sor sorunu. Gönüllü takım. Mesela biz şu an gönüllü takımından hiçbirini konuşmuyoruz. Bunu bilerek yapmıyoruz. Çünkü hatırlayamıyoruz. Hatırlatmıyor kendini. Kim o? Yunus Emre. Bak evet. kayıplarda. Ay vallahi. Yunus Emre yok yani. Evet. Ve Yunus Emre güçlü bir çocuk güreşçi birçok güç oyunlarında ve bence e, atışlarda iyi olabilecek omuz kuvveti güçlü atışlarda olan. Atışlarda çekme, taşıma, kesinlikle, tutma. Kesinlikle takım oyunlarında da iyi olabilecek bir çocuk. Ama bakın şu an Yunus Emre yok. En büyük kilitlerden biri. Ayrıca Ayşe'nin yanına Ayşe'den daha iyi bir kadının gelmesi lazım. Ayşe'den daha iyi. Evet. Bir Ayşe'den kadın. daha iyi bir kadın. Ayşe'den, yani daha gelir mi, olursa, gelir ama Ayşe'den daha iyi olursa yedeklerden bahsediyorum. Ayşe'den daha iyi olursa Ayşe'nin üzerindeki psikolojik baskı birazcık daha azalır. Katılıyorum. Ayşe'nin an... iyi anlaşabileceği Ayşe'den daha iyi bir kadın diyelim ona. Bence şu saatte hangi kadın gelirse ile iyi anlaşır. Bence şu an survivor'a neden gelir biliyor musun? Mer Meryem, Merve, Melis üçlüsünden birinin gönüllülere geçmesi. Yani çünkü gönüllü kızları Eksik. gerçekten iyi yarışmıyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Mert Hayrettin için ne diyorsun? Yani ben Hayrettin'i... E, Bekliyorum. Yani bir beklentim var ama ilk hafta evet çok uyumlu, eğlenceli, insanların sevdiği bir ama Survivor anlamında bir şey göremiyorum. Bir şey soracağım. Sen daha iyi biliyorsun. Ee, Exatlon vardı ya. Aha. Diğer platformda yapılan Exatlon daha evet. önce. Hayrettin'in katıldığı. Evet. Oradaki performansını hatırlıyor musunuz? Nasıldı? Ya şimdi şöyle. Oraya orada fena tarz, değildi. Değil e, fena ama. değildi ama tabii rakipleri... Şimdi burada Survivor için bak hepsinin altına bak yazılanlara. Ne diyor? Titan Vücut geliştirme var. uzmanı. Yok işte şey e, ne derler? Tenis hocası. Yok tenisçi, milli atlet. Hani böyle insanlar arasında yani yarışmak or başka. Orada sosyal medya orada... fenomenleriyle yarıştı. Aynen o influencer hani... yani sosyal Peki medya Peki nasıldı? Fenomeni? Kendiyle yarıştığını düşün mesela. Yani kendi başına koştuğunu düşün. Şu anki gibiydi. Yani Yani, de, yani çok... şu ankinden farklı bir şey yok. Değildi. değildi. Yani belki biraz daha iyi olabilir şu an bence hazırlandıysa eğer. Ama onu da görmedik şu an. Bak 1.79 boy 78 kilo. <laughs> Aslında parkur için çok uygun biliyor musun? Yani boyu çok uzun değil. Kilosu da fazla değil. Yaşı da genç. Yani 37. Hep beraber göreceğiz. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Reklamlara, reklamların ardından bize özel Survivor Panoramaya özel akşamın ipuçları var. Önce reklamlar.